kadın hastalıkları ve doğumun kapsadığı konulardan biri de cinsel fonksiyon bozuklukları. Ben de kendimi bu yönde geliştirdim ve ilgi alanlarımdan biri de cinsel fonksiyon bozuklukları. Bunların içerisinde neler var? Özellikle kadına yönelik olan, cinsel ilişki sırasında yaşanan her türlü zorluğu sayabiliriz. Burada tabii ön plana çıkan vajinismus dediğimiz bir rahatsızlık var. Vajinismus çiftlerde ilişkiye girmenin mümkün olmaması demek. Kadının kendini kasarak ilişkiye izin vermeyişi anlamına geliyor. Aslında bir yanlış var burada. Vajinismus sadece kadının değil, çiftin bir rahatsızlığı. Bu ne demek? Biz bunun tanı ve tedavisine çifti beraber değerlendirmek istiyoruz. Hem kadın hem erkek birlikte öncelikle bir seanslar halinde psikoterapi veya tanıya yönelik görüşmelerden sonra tedavi aşaması başlıyor. Tedavide de yine çift beraber olarak ilerleme kaydediyoruz. Cinsel fonksiyon bozukluklarının önemli kısımlarından biri de cinsel ilişki sırasındaki zevk alamama, ilişkiye girmede güçlük gibi durumlar. Bunlar da özellikle kadının yaşamı boyunca menopozal dönemde, doğum, gebelik ve emzirme döneminde başta olmak üzere sık rastladığımız konular. Bir diğeri de aslında hasbelkader bu ilişkinin gerçekleşip ondan sonrasında cinsel ilişkinin ağrılı olduğu kadınlar. Buna çok sık rastlıyoruz polikliniğimizde. Yani cinsel ilişki sırasında ağrı. Bunu öncelikle organik bir sebep var mı diye değerlendirip muayene ve ultrasonunu yaptıktan sonra ona göre gerekli tedaviyi veriyoruz. Cinsel fonksiyon bozuklukları benim ilgi alanlarımın başında geliyor. Bu bahsettiğim sebeplerle herhangi bir sıkıntı olduğunda çiftleri birlikte değerlendirerek gerekli tanı ve tedaviyi yapıyorum.